Merhabalar. Lavantalarımız oldu ve artık dökülüyor bile. Yağmur yağdı. Yağmurdan dolayı biraz dökülmüşler. Hemen toplamam lazım. Şimdi sizinle lavantalı bir çay yapacağız. Lavantanın ne kadar faydalı olduğunu anlatacağım size. Yukarıdaki lavantalarımız daha iyi durumda. Bu yağmurdan biraz dökülmüş. Şimdi hemen bunları toplamam gerekiyor. Ziyan olmasın. Nasıl topluyorum? Şöyle makasla şuralarından keserek bu şekilde topluyorum. Şöyle. İsterseniz kurutmak isterseniz şöyle biraz daha uzun kesebilirsiniz. Vazoda tutabilirsiniz. Lazım olduğu zaman da kullanırsınız. Ben şimdi lavantalarımı toplayacağım. Şöyle kolayca da kırılıyor aslında. Bakın bu şekilde hemen toplayabiliriz. Ben şimdi lavantalarımı topluyorum. Sonra tarifimize geçeceğiz sizinle. Şimdi de diğer kökten toplayacağız. Buradaki bizim lavantamız çok daha büyüktü aslında. Fakat bir şey oldu ve hepsi öldü. Sonra budadık güzelce tekrar çıktı. Şu anda küçük ama çok daha güzeller. Bu biraz daha böyle köşede kalıyor. O yüzden dökülmedi bunun çiçekleri. Şöyle. Şimdi bunları da toplayacağım. Sonra çayımızı yapalım mis gibi. Evet, lavantalarımı topladım şimdi. Sizinle birlikte müthiş çayımızı yapacağız ve lavantanın faydalarından bahsedeceğim size. Kozmetik sektöründe çok kullanılıyor lavanta. Aynı zamanda sağlık için de büyük bir şifa. Hem çayımızı yapalım hem de ben size faydalarını anlatacağım. O mis gibi kokusu ile lavantayı kurutup bir keseye koyarsanız eğer ve bunu yastığınızın altına koyarsanız çok güzel bir uyku uyursunuz. Böyle bir faydasından da bahsedeyim hemen. Kaynar suyumuzu koyduk. Ve içine 6-7 tane, belki 8 tane, büyüklüğüne göre değişiyor. Siz kurusunu da kullanabilirsiniz aktardan alıp. Benim elimde taze olduğu için ben tazesini kullandım. Kaynar suyun içerisine koyuyorum ve 10 dakika bekletiyorum. 10 dakika sonra kullanıma hazır hale gelecek bizim için. Bu arada ağzı kapalı olarak yapıyorum bu çayı. Çünkü güzel yağları, uçucu yağları uçmasın, faydalı şeyleri uçmasın istiyorum. Karaciğeri destek veren müthiş bir bitkidir. Karaciğeri, dolaşım sistemini düzenler. Kozmetik sektöründe de çok kullanıyorlar. Cilt için bazı kremler yapılıyor, kolonyaları yapılıyor, parfümlerde kullanılıyor. Bunu da dipnot olarak söyleyeyim size. Şimdi demlemeye bıraktık çayımı. Evet, 10 dakika demlendi çayımız ve şimdi içme zamanı. Bunu nasıl içeceksiniz? Her gün bir bardak, yemekten en az 2 saat sonra, gece yatmadan önce içerseniz müthiş bir şifa görürsünüz. Yalnız sadece 15 gün içebilirsiniz. Daha fazla içmenizi tavsiye etmem. Aynı zamanda saç dökülmesinde engelleyici bir özelliği vardır. Cilt içinde çok güzel bir tonik olur. Cildi arındırır, cildi temizler. Tavsiye ederim. Yapmak isterseniz eğer alerjiniz yoksa ve ciddi ilaçlar kullanmıyorsanız deneyebilirsiniz. Sinir sistemini yatıştırıp stresle başa çıkan yegane bitkilerdendir. Kanalımı takip ederseniz çok sevinirim. Mis gibi günler dilerim.